zayıflama. Öncelikle su miktarının çok önemli olduğunu vurguluyorum. Vücudumuzdaki yani düzenli olarak su tükettiğimiz bizim sağlıklı bir şekilde kilo vermemize katkı sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi. Aynı zamanda düzenli su tüketimi bizim tokluk sağlayan, aynı zamanda bağırsak sistemimizin düzenli çalışmasına katkı sağlayan bir besinimiz, bir içeceğimiz, hem de kalorisiz bir içeceğimiz. Ve su tüketimimizi vücudumuzun aktif çalışmasını sağlayan, vücudumuzdaki su miktarını artırarak aktif çalışmasını sağlayan bir besinimiz. Aynı zamanda böyle vücudu bizi daha çok uzun süre tok tutabilecek besinler. Böyle tam tahıllı olur, kuru baklagiller olur, sebze meyve tüketimine çok dikkat ediyoruz. Sebze meyve tüketimi, özellikle de meyve tüketimi uzun süre hani düzenli bir kullanımda şeker ihtiyacının olmadığı, tatlı ihtiyacımız azaldan bir besin olduğu için meyve tüketimimize olabildiğince dikkat ediyoruz. Onun dışında eğer fiziksel aktivite yapabileceğimiz zamanımız varsa, fırsatımız varsa olabildiğince bunu değerlendirme taraftarıyız. Böylelikle daha fit, daha sağlıklı bir yaşam sürebilmemiz için. Hem de hayatımızı, hareketliliğimizi arttırmak için. Aynı zamanda besinlerimize, yemeklerimize yavaş yavaş yememizi, yani çok hızlı yemeden böyle bol bol çiğneyerek tüketmemizi tavsiye ediyoruz. Eğer bir baharat tüketimi seviyorsak hani tuz miktarımıza dikkat edip tabii ki ama diğer baharatlardan birazcık katkı sağlayabiliriz. Aynı zamanda metabolizmamıza da böylelikle katkı sağlayabiliyoruz. Eğer çay kahve tüketimimiz eğer varsa bunun yani vücudumuzdaki su atımını arttırdığı için bunun belirli bir düzeyde olmasını öneriyoruz. Onun dışında az az ve sık sık beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Öğün yapma alışkanlığımız yoksa hani olabildiğince ve fırsatımız varsa öğün yapma alışkanlığı sağlıyoruz. Ara öğünlerimizde daha çok böyle hani bizi tok tutabilecek hani hem de bulabildiğimiz pratik kolay şeylerin tüketebilmemizi öneriyoruz. Ana öğünlerimizde olabildiğince et, protein hani miktarlarımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Eğer öğlen et ağırlıklı besleniyorsak akşam birazcık daha sebze ağırlıklı beslenmemiz gerektiğini öneriyoruz. Et grubundan et hani gün içerisinde almamız gereken protein grubu olarak et olarak nitelendiriyoruz. Ama bu hani eğer bunları sevmiyorsa et, tavuk, balık her gruptan da alabileceğini, düzenli olarak hani balık tüketimine dikkat etmesi gerektiğini söylüyoruz. Yeterli ve dengeli beslenerek daha sağlıklı, daha fit bir yaşam sürdürebiliriz.